Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatide daha birlikteyiz. Birbirimizi anlayabilmek, birbirimizi biraz daha kavrayabilmek için bir deney yapıyoruz. Aslında deney de değil de bir oyun oynuyoruz. Ve her bölüm sevdiğiniz, tanıdığınız bir konuğum oluyor. O konuk anlattığım hikayelerin içindeki bazı öznelerin yerine geçerek onların kimliğinden, kişiliğinden, onların aklından, kalbinden konuşarak hikayemizin ilerlemesine yardımcı oluyorlar. Böylece bir empati deneyimi yaşamış oluyoruz. Bu akşam konuğum çok sevdiğim bir meslektaşım ve kardeşim Kaan Yıldırım. Kaan çok sevdiğimiz bir oyuncu. Sadece bir oyuncu değil, başka marifetleri ve şeyleri de var, şapkaları da var. Yeri geldikçe paylaşacağız, o da anlatacak, biz de zevkle dinleyeceğiz. Nasıl geçti yaz? Güzeldi. Yaz. Çalıştın mı yoksa? Yok, dinlendim. Biliyorsun. Ben biliyorum da çalışmadım. İşte seyircimiz de bilsin diye soruyorum. Geçen kış işte Konya'da geçti. Sen bir yıl kadar Konya'da. Tabii, bir sezon mu dokuz, diyelim? 9,5 ay falan. 9,5 ay. Evet. Mevlana çektiniz. Mevlana'nın evet. Şehir dışında çalışmak kolay bir iş değildir. Çok zor. Yani insanın evinden ayrı kalması zor. Otel hayatı. Alışkanlıklardan. Sonra, evet. Rutinlerden. Yani dört duvar oluyorsun. Dört duvar oluyor. Evet. Ama film hariç bir daha benden şehir dışı zor. Yani yapmam. Evet, filmde çünkü yani, süresi belli. 6 haftadır giderim, 8 haftadır evet. Giderim gelirim diyorsun. Ailenin seni ısrarla okula göndermesi hakkında ne düşünüyorsun? Layık olmaya çalışırdım. O fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırdım. Tıp gibi zor bir bölümü okurken ailene yardım etmekte zorlanır mıydın? Ailesi zamanında o kadar zorlanmış ki onu okuturken. Orada da bir zorluk varsa o da onu göğüslemek istemiş. Çok kıymetli. Eşinle birbirinizi kaybedecek olmak seni üzer mi? Üzer ama gerçekten de gideceğimi biliyorsam ona da en azından benden sonra yeni bir hayat kurması konusunda bir şeyler demek isterdim. Her seferinde bir daha ailenin yanına dönemeyecekmiş gibi evden ayrılmak nasıl bir duygu? Ona alıştığın için bir şey olmaz diyebilirsin. Bu bir şey olmaz hissi sana iyi gelebilir. Ya yani çünkü öbür türlüsü zaten psikoloji bozuluyor. Haydarpaşa garına geliyorsun. Tam o sırada senin bineceğin vagonda büyük bir patlama meydana geliyor. Patlamadan yara almadan kurtulunca ne düşünürsün? Allah'ın sevdiği kuluyum derdim bir kere. Yalnız kalmış olmak seni üzer mi? Bence ondan zevk alıyorum ben. Bence o acıdan zevk alıyorum. Yavaş yavaş başlayalım mı birinci hikayemizden? Kimimiz sahip olduğumuz imkanları bir şans olarak görür. Kimimiz de pek memnun olmaz, yani kolay memnun olmaz. Yani aslında bazen anlaşılabilir bir yaklaşımla kaderim buymuş diyerek yaşadıklarımıza razı gelir. Bazen de kendim ve başkaları için daha iyi ne yapabilirim, yetinmem, daha iyi ne yapabilirim diye düşünürüz. Kendimiz için yaptıklarımız gün gelir, başkalarının da faydasına olabilir. Seninle Güneydoğu'ya uzanalım. İnsanlık tarihinin bilinen ilk toplu yerleşim merkezi Göbekli Tepe, ilk tarımın yapıldığı yer. O civardayız. Göbekli Tepe'nin de sınırları içinde olduğu Şanlıurfa'dayız. Tabii bizim hikayemiz biraz daha güncel. O kadar geriye gitmeyeceğiz. Urfa'nın Eyyubiye ilçesinde yoksul bir ailenin 8 çocuğundan birisin. Hemen hazırlan. Zor koşullar altında hayatınızı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Eve ekmek götürmenin mecburi yolu tarlalarda çalışmak. Yani büyük oranda mevsimlik işçilik. Mevsimlik işçilik biliyorsun tam bir göçebe hayatıdır. Hmm. Bir mevsim çalıştığın bir yerde ertesi mevsim çalışamazsın. Başka bir yere gitmen lazım. Ürünler değişir. Onların işte toplanma, edilme, yapılma işleri değişir. Kolay bir iş değildir. Göçebe hayatıdır. Sen de ailenle birlikte bu biçimde yaşıyorsun. Günlük olarak aldığınız yövmiyelerle yaşamaya çalışıyorsunuz. Çoğu zaman çadırda, sığınak gibi yerlerde. Hı-hı. Farklı illerde ağır koşullar altında emeğinizi harcıyorsunuz ve yaşamaya bakıyorsunuz. Küçük bir çocuksun. Sadece tarlada çalışmayı biliyorsun. Hayal kurabilir miydin? Bu yaşam koşulları insana hayal kurma konusunda bir aralık, bir boşluk, bir sızıntı bırakır mı acaba? Bence kurabilirsin. Çünkü hayal kurmak bedava diyorlar ya, aslında bedava yani ve çocuklar da mahirdir değil mi bu konuda, hayal evet, kurma konusunda? Evet. Bu imkanlar dahilinde, bu sosyal çevrede ne yani, yapmak isterdin mesela? Bir düşünelim bakalım. Belki o tarlaya sahip olmak isterdim. Benim olsaydı hep burada çalışsaydım, hep burada ya da çalışmasaydım diye bile düşünebilirsin. Yani ya da ben organize etseydim işte kendine göre orada yanlış bir şey görürsün, ben bunun doğrusunu yapsaydım diyebilirsin. Kendi kararlarımı kendim alabilseydim. Evet. Çok küçüksün ama evet olabilir. Ailece Adana, Konya, Samsun, Hatay gibi
daha birçok ilde mevsimlik işçilik yapıyorsunuz. Baba anne tüm yaşadıkları zorluklara rağmen okumandan yanalar. Bak çok bu güzel. Büyük bir nimet. Çok. Yani yoksul, imkanları sınırlı, zar zor günü kurtarabilen insanların evlatlarının okuması konusunda duyarlı olması çok dokunaklı geliyor bana hala. Halbuki bunların normalleşmesi gerekir değil mi? Normal olması lazım. Hayır, işte bazen böyle hikayelere konu olacak kadar garip bir şeymiş gibi konuşuyoruz hala ne yazık ki. Üstün bir gayret sarf ediyorlar bu konuda. Okulların açılış tarihi yaklaşınca büyük fedakarlıklarla hepinizi okutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mevsimlik işçiler için çok da zor. Çünkü okullar açılacağı zaman o işler durmuyor. Siz hala ekmek peşinde koşuyor oluyorsunuz. Ailenin seni ısrarla okula göndermesi hakkında ne düşünüyorsun? Layık olmaya çalışırdım. En azından okulda başarılı olmaya çalışırdım. O fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırdım. Çünkü bir bu çok biraz ayrıcalıklı mı hissederdin kendini? Evet, hissederdim. O koşullarda. Ailenin paraya ihtiyacı varken çalışmak yerine okumak sana ne hissettirir peki? Suçluluk duyar mıydım diye düşünüyorum. İşte anne baba, öyle bir anne baba zaten yani bu vizyondalar orada ve burada bir sevgi de var bunun altında. Bir vizyon var. O yüzden belki o suçluluğu duymazdım. Zaten onu duymamam gerektiğini belki bana anlatırdı annem ya da babam. Çok motive olurdum. Yani onların yüzünü kara çıkarmamak için belki bu fırsatı... ekstra gayret mi? Evet. Peki sen de onların bu çabalarını tabii ki boşa çıkarmıyor ve okulunda başarılı oluyorsun. Hı-hı. Maddi açıdan çok sıkıntı çekmenize rağmen iyi dereceyle, yani takdire şayan bir öğrenci olarak okullarını bitiriyorsun ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıyorsun. Üniversiteye giderken de aileni yalnız bırakmıyorsun. Sömestrlerde okul, hı-hı, ondan sonra gene tarlalar, bahçeler, dağlar, taşlar, hı-hı, falan. Tıp gibi zor bir bölümü okurken ailene yardım etmekte zorlanır mıydın acaba? Kolay değil. Tıp çok zor bir bölüm. Ama işte ailesi zamanında o kadar zorlanmış ki onu okuturken. Orada da bir zorluk varsa o da onu göğüslemek istemiş. Çok kıymetli. Ben de isterdim. Mezun olup doktor olduğunda ne yapmak istersin? Yani işini en iyi şekilde yapmak istersin ve annen baban tabii çok zorluklar yaşamış. Orada kardeşler var. Kardeşler başka zorluklar yaşamış. Onların şartlarını nasıl daha iyi ederim? Onlara nasıl dokunabilirim? İşte kardeşlerim de büyük. Önceliğin çocukları... onlar mı olur diyorsun? Olur. Ailen mi olur? Evet. Yani olur çünkü orada büyük bir fedakarlık var. Kardeşlerin varsa küçüklerin okumasına yardımcı olmak, evet, gibi mi? Veya kardeşlerimin işte çocukları olmuştur. Onların geleceğiyle ilgili elimden geleni yapmış olurum. Çünkü zaten orada bir vizyon gelişmiş. Başka bir yere gidilmiş. Üniversite okunuyor, tıp okunuyor. Çok ciddi bir başarı. O yüzden onlar için ne yapabilirim diye. Zaten onu gösteriyor. Gitmiş, gelmiş. Yani çok kıymetli. Hiç bırakmamış yani. Ufku giderek genişleyen bir aile... şey var, bireyi var değil mi orada? Evet, üstüne koymuşlar. Anne babanın zaten ufku genişmiş. O da üstüne koymaya çalışmıştır diye düşünüyorum. Belki rol model olacak kardeşleri için. Tabii. Etraftaki herkes için. Tabii. Yani aslında onlar mevsimlik işçiler daha büyük aileler. Hı-hı. Yani sadece kan bağı olanlar değil. Hı-hı. Birlikte çalışanlar. Bir mevsim boyunca aynı çileği, aynı derdi çeken insanlar için de göz önünde müthiş bir örnek. Tabii belki orada başka aileler okutmadı çocuklarını, okuyunca ne olacak diye düşünüyorlardı. Onu görüp onların da ya da belki okutmaya çalışıyorlar, çocuklar gönüllü değil. Evet. Zor bir hayat, evet, ama belki seni gösterip bak, evet, tıp okuyor diye, mevsimlik işçi ve tıp okuyor. Bu başarı senin için yeterli olur muydu tıbbı bitirmek? Yoksa daha mı uzağa gözünü diker miydin mesela? Yani çünkü az buz bir hedefe varılmamış yani. Varılmadı ama burada zaten çok çalışılan ve çok kademe kademe yükselinen bir hayat öyküsü yaşamışım ve muhtemelen işte ondan sonra doçentlik, profesörlük, yani onun gideceği yer neyse oraya gitmek ister bu karakter diye düşünüyorum. Bir kardeşin daha senin gibi doktor oluyor. Çok güzel. Dört kardeşin üniversite mezunu. O nasıl bir anne babaysa, wow, artık. Nasıl bir tutkulu, dirençli bir aileyse bence göz yaşartıcı bir şey. Biri halen üniversitede. Sekiz kardeşsiniz ya. Altı, etti mi sana? Altı üniversiteli. İkisi doktor, dördü üniversiteli. Biri hala üniversitede, diğeri hazırlanıyor falan. Doktor olduktan sonra pratisyen hekimlik yapıyorsun. Evlenip iki çocuk sahibi oluyorsun. İki evladın oluyor. Biraz hızlı ilerliyor tabii doğal olarak. Ve yıllar sonra tekrar üniversiteye girip
Bu sefer de hukuk fakültesini bitiriyorsun. Enteresan. Artık hem doktor hem de avukatsın. Geriye dönüp geldiğin yere baktığında ne düşünürsün acaba? Ne düşünüyorsun? Sorayım. Bunca yani, badire. Uzun bir yol. Doktorluktan sonra hukuk çok enteresan geldi bana. Peki şeyi hatırlıyor musun? Çocukluk hayallerin neydi dediğim zaman tarlanın sahibi olmayı düşünürdüm. Evet. Bir i̇şte daha dönelim mi oraya? Dönelim. Orada ama ben okula başlamamıştım. İşte tamam. Belki de orada tamam. Ailemden gelen oydu ve orada öğretmenlerim belki bana bambaşka bir şey aşıladı ve yolculuk oraya gitti zaten. Genç bir doktor olarak oraya bakıp dönüp baktığında ne düşünüyorsun o çocuğa baktığın zaman? Bir helal olsun derdim yani kendime açıkçası. Kolay bir şey değil. Yani insanlar çok iyi şartlarda büyüyen insanlar çok her şeyi tökezleyebiliyorlar. Evet, evet. Yani çalışmayabiliyorlar, tökezliyorlar, bu ciddiyeti vermeyebiliyorlar. Oradan gelip bunu başarmak ciddi bir iş. Bu başarıdaki en büyük pay kime ait? Anne baba. Değil mi? Evet. Açık ara. Açık ara. Yani çünkü çocuğa ne verirsen, ne aşılarsan, ne söylersen sen benden çok daha iyi bilirsin. Hadsizlik etmeyeyim ama çocuk böyle sünger gibi çekiyor onu. O yüzden çok önemli. Acaba ilk akla gelen şey çıktığın, içinden çıktığın o yere dönüp bir doktor, bir avukat olarak oraya neler verebileceğini? Bu çok daha kahramanca ve asil bir davranış olur. Çünkü başka bir şehirde, belki daha iyi şartlarda, bir şehrin daha içinde, konforlu. Daha konforlu bir evde yaşamak daha isteyebilirsin. Daha konforlu bir hastanede. Evet ve insan öyle bir varlık ki birçoğumuz, birçok insan diyeyim yani, geçmişini de şak diye unutmaya hazır, arkasına bile bakmayan çok insan var. Değil mi? Yani onu da yaptıysa bir elini öpeceğiz artık. Peki annen baban olmasaydı bunları başarmak mümkün olur muydu ya da böyle sonuçlanır mıydı acaba? Olmaz, nasıl olsun ki? Göndermiyor okula, ne yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın yani? Sorgulayabilir miydin acaba küçükken? Niye gitmiyorum okula falan? Yani yanındaki çocuk gidiyordur. Görüp ben de gitmek istiyorum, ben de o çantayı takmak istiyorum vesaire. Neyse o, çünkü gitmediğin için başka bir şeyini bilmezsin. Söyleyebilirsin, belki büyüyünce sorgulayabilirsin. Ya da öyle bir beyin yapısı artık seni bürümüştür ki bunu sorgulamaya gerek bile duymazsın. Hatta belki senin doğru ne olur. Şimdi bütün bu imkansızlıklara rağmen Eyyubiye'den çıkıp mevsimlik işçilik yaparak oralardan geçip iki üniversite, biri tıp, biri hukuk, öyle yani kolay olmayan bölümleri bitirip ailesinin yüz akı olan bu doktor hukukçu kardeşimizle tanışalım mı? Çok isterim. Geliyor. Bu aslan Eyüp Tarımak. Eyüp Tarımak'la tanıştırdım seni. 11 yıldır hekim kendisi. Bir yıl önce de hukuk fakültesinden mezun oldu. Bir hekim avukat, avukat hekim, vay anasına. Stajını bekliyormuş şu anda, avukatlık stajını bitirmeyi bekliyor. Ona nasıl başardığını soranlara da şöyle diyormuş, imkansız diye bir şey yok. Sevgili Tarımak, şimdi sana soruyorum. Geriye dönüp baktığında seni okula göndermek için varını yoğunu feda eden ailene ne söylemek istersin? Yani iyi ki ailem siz olmuşsunuz derdim. Bir de şu pamuk tarlası resmi var ya, pamuklara sarardım annem babam herhalde. Pamuklara mı sarardın? Kendine başka bir yol seçmeyi tercih eder miydin acaba? Yani bir üniversite daha mı? bence yol... Ya küçükken yani başka bir yol belki. Yani yolun sonunun bu olacağını bilsen başka bir şey seçmezsin herhalde. Çok güzel gelmiş. Evet. Şimdi bir avukat hekimi olarak çocuklarının eğitimli olmaları için her şeyi göze alır mısın? Alırsın. Ama hayat da öyle bir şeydir ki belki sen şimdi her şeyi verirsin, o çocuk da okumayı verir. İstemez yani. Baskı yapar mıydın okumalar için? Anlatmalısın. Güzelce anlatmalısın. Ama yapardın. Tabii yapardım. Tabii ki de. Tabii ki de. Okumak senin çok gibi bir rol model varken zaten çok düşük bir ihtimal onu yapmak istememeleri. Bunlar Eyüp'ün dünyasından meselelerdi. Birazcık senden bahsedelim şimdi. Burada mı Kaan Bey, kendisiyle görüşebiliyor muyuz? Tabii efendim, buradayım. İmkansızlık nedir Kaan'cığım sence? İşte imkansızlık oradaki anne babanın sen istesen de istemesen de o okula göndermemesidir. O zaman imkansızdır çünkü okula gitmen.
henüz bir çocuk sahibi değilsin. İstiyor musun bilmiyorum, bir gün bir çocuk sahibi olmak istiyor musun? Ama diyelim ki bir gün evladın veya evlatların oldu. Okula gitmek istemeselerdi ne derdin onlara? Ben bir dönem çok böyle bir ortaokulda falan tembeldim. Babam telefonda böyle demişti, yak kitapları dedi. Biraz saydı bana. O sert çıkmıştı. Ben de mutlaka okul okumasını sağlarım. Yani okuması lazım. Hayallerin var mıydı küçükken? Ve bugünkü hayatın o hayallerle şey mi, paralel midir? İlkokul 1'de ne olmak istiyorsun diye işte bir şey vardı. Oraya ağaç doktoru yazmışım. Olmadım ağaç doktoru. Ağaç doktoru çok güzelmiş. Aynen, ağaç doktoru yazmıştım. Şimdi yaptığım mesleği de hep söylerdim. Oyunculuk? Evet, evet. Ve oraya da yönelmedim aslında işte. Biliyorsun aslında hikayemi. Evet. Ama insan bence... İstersen biraz onlara bahset. Evet, işte ben pazarlama okudum ve ondan sonra da bir şirkette işte hatta Çek Cumhuriyeti'nde, Prag'da bir şirkette çalışmaya başladım. Junior Product Manager olarak. Sonra ama mutsuz oldum orada. Yani ait hissetmedim, hiç mutlu hissetmedim vesaire. Hatta böyle çok sıkışmış olduğum bir dönem oldu. Orada da annemin tavsiyesiyle böyle bir nefes kampına gönderdi annem beni. Nefes kampına gittim. Orada böyle bir işte ben hayatta neredeyim, ne yapmak istiyorum, yaşım işte 24 falandı herhalde. Bu sıkışmışlık duygusu nasıl geçer? Neden ben kendi istediğim şeye aslında yönelmediğim kimim gibi? Kimim ben? İyi. Evet. Böyle bir süreç geçirdim. Enteresan bir şekilde o kampın da son şeyinde, son gününde... Evladını nefes kampına gönderen anne var. Annem nefes koçu, eğitmen. Ha, nefes koçu. Tabii, abi. Dulalık falan yapıyor. Dulalanabilir misin? Hayır, bize söyler misin? Mesela hiç işte tanımadığı birine, mesela Samsun'da biri bir doğum yapacak. Evet. Normal doğum yapacak ve işte onun bir travmasını yaşıyor, baskısını hissediyor. Annem oraya gider gönüllü olarak. Onunla beraber doğum sürecinde nefes muazzam bir şey bu anlattığı. Evet, evet. Sonra, dulalık mı dedin? Dulalık. Dulalık. Evet. Dula. Dula. İşte o nefes terapisiyle onu... Bunun Türkçesine kötü gün dostu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Annem biraz şeydir, böyle bir... Sonra ne oldu o hikayeyi anlatsana, gidiyor ve... İşte oraya gittim, o kampın sonunda da şansıma böyle bir şey dediler. İşte bir ekiplere ayrılacaksınız ve hepiniz bir oyun yazıp oyun oynayacaksınız sahnede. Hı-hı. Neyse ben de işte bir şeyler karaladım kendimce, bir ekiple beraber oynadık ve... Çıktığımda herkes yanıma geldi. Profesyonel bu işi yapıyor musun? Ne kadar güzeldi işte gibi böyle bir dünya, böyle bir 10-15 kişiden bir şey. Olumlu... Prag'da almadığın olumlu titreşimi orada mı aldın? Aldım. Ondan sonra da dedim ki ben dedim şey yapacağım. Bu işe tamam dedim, yöneleceğim ve eğitim almaya başladım. O sırada da burada Türkiye'de bir şirkette çalışıyordum. Ve sonra böyle bir kafam attı benim. Dedim ki ben askere gideceğim. İşte bu işten çıkıp oyunculuk kursu, eğitim vesaire falan bir askerliği dedim, bir aradan çıkarmak istiyorum, yapmak istiyorum. Gittim askere 6 ay sonra geldim. Sonra da bizimkileri oturttum işte karşıma. Dedim ki sizden dedim bir 6 ay 7 ay bir süre istiyorum. Bana bakmakta... Anneyle babada. Evet, bana bu 6 ayda bakabilirsiniz param biterse. Çünkü başka yerden kazanmıştım ama bitebilirdi. Ben dedim bir şeye inanıyorum ve bunu deneyimlemek istiyorum. Buna bakmak istiyorum. Onlar da sağ olsunlar çok anlayışlı bir şekilde, çok... destekleyici bir şekilde tabii ki dediler. Ondan sonra da işte işler oldu. Aslında işte dışında... hikayedeki avukat hekim kardeşimiz gibi, tarımak gibi senin de bir çok öngörülü, destekleyici bir anne baba var. Profiline sahip olman büyük şans evet, çok... olmuş. Günlük olarak aldığınız yevmiyelerle yaşamaya çalışıyorsunuz. Küçük bir çocuksun. Sadece tarlada çalışmayı biliyorsun. Hayal kurabilir miydin? Bence kurabilirsin. Çünkü hayal kurmak bedava diyorlar ya aslında. Ailenin seni ısrarla okula göndermesi hakkında ne düşünüyorsun? Layık olmaya çalışırdım. O fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırdım. Ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıyorsun. Vallahi. Tıp gibi zor bir bölümü okurken ailene yardım etmekte zorlanır mıydın? Ailesi zamanında o kadar zorlanmış ki onu okuturken. Orada da bir zorluk varsa o da onu göğüslemek istemiş. Çok kıymetli. Doktor olduktan sonra pratisyen hekimlik yapıyorsun. Yıllar sonra tekrar üniversiteye girip bu sefer de hukuk fakültesini bitiriyorsun. Geriye dönüp geldiğin yere baktığında ne düşünürsün? Doktorluktan sonra hukuk çok enteresan geldi bana. Bir helal olsun derdim yani.
kendimi açıkçası. Kolay bir şey değil. Seni okula göndermek için varını yoğunu feda eden ailene ne söylemek istersin? İyi ki ailem siz olmuşsunuz derdim. Bir de şu pamuk tarlası resmi var ya, pamuklara sarardım annem babam herhalde. Pamuklara sarardım. Anlattığımız hikayeler Kaan'cığım bazen acı bazen tatlı olabilir ama her şeye rağmen yaşanmış gerçek olaylardan bahsediyoruz. Gerçek insanlardan bahsediyoruz her şeye rağmen. Aslında her şeye rağmen çok güçlü de bir kelime. Öyle değil mi? Güçlü bir kelime. Hı-hı. Mesela her şeye rağmen başarmak, her şeye rağmen yaşamak. Bu cümleler sana ne ifade ediyor? Her şeye rağmen, her şeye rağmen. Oradaki her şey tabii bir zorluk. Yani zorluk, sıkıntı, yaşadığın belki bir travma, engel, rağmen de rağmen, her şeye rağmen. Yani aslında negatif olaylara rağmen. Şimdi yeni karakterinden ipuçları vereyim. İzmir'de doğdun, büyüdün. Güneydoğu'dan geldik Ege'ye. Başarılı okul yılları, mutlu bir çocukluk, sevildiğin bir aile ortamı. Kendini geliştirmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, üretmeyi seven birisisin, hareketlisin. Bunun için eğitimini tamamladıktan sonra grafiker olarak çalışmaya başlıyorsun. Güzel bir işin var. Artık üretebiliyor, projeler üzerinde çalışıyorsun. 24 yaşındasın şimdi. Önünde koca bir hayat var, sağlıklı ve mutlu bir hayat. Üstelik güzel bir evlilik yaptın ve bir tane de kız evladın var. Hadi kız babasısın, hadi gözün aydın. Şanslı. Kıpırdamadan kız babası da oldun. Bir gün hiç anlam veremediğin bir şekilde konuşmanda bir takım zorluklar yaşamaya başlıyorsun. Bazı bozulmalar, erozyon. Cümleleri tamamlarken uzatıyor, hatta zorlanıyorsun. Her şey yolundayken bir anda ortaya çıkan bu rahatsızlık seni endişelendirir mi? Ne kadar endişelendirir? Ben çok korkarım. Sağlık, yani bu artık klişeleşmiş olabilir ama her şeyin başı ve bu çok doğru bir şey. Yani ufacık bir hastalık geçiriyoruz, aman Allah'ım, yani insan nasıl hissediyor? Böyle bu büyük bir şey yani. Konuşmanı kontrol edememek vesaire, çok korkarım. Birkaç ay içerisinde ellerinde uyuşukluklar, kas kaybı ve genel bir güçsüzlük baş gösteriyor. Hastanede yapılan tetkiklerde hastalığın anlaşılıyor, teşhisi koyuyorlar. Ancak ailen üzülmemen için hastalığını senden gizliyor. Doktorlar kendi aralarında konuşurken sen tesadüfen duyup öğreniyorsun, kavruyorsun durumunu. Ailesi motor nöron hastalığı, yani sinir hücrelerinin omurilik üzerinden kas hareketlerini bloke etmesi diye tarif ediliyor. Doktorlar 6 ay içerisinde yatağa bağlanacağını, şanslıysan 1 sene en çok yaşayabileceğini söylüyorlar, konuşuyorlar. Bunu duyduğun zaman ne düşünürsün, ne düşünüyorsun? Duyduğun an düşün, çocuk var, çok parlak aklıma bir hayat geldi. İhtimali vardı, mutlu bir adamdın. Benim de aklıma ilk kız geldi. Korkunç hissederdim yani. Hayatının gideceğini biliyorsun. Yapabileceğin çok bir şey var mı emin değilim. Onu elbet araştıracaktır. Oraya geleceğiz ama... Diyorlar ki en çok 1 yıl yaşar. Evet. Ya bunu kızına anlatsan anlatamazsın, vedalaşsan vedalaşamazsın. Bunu kabul etmeye çalışsan kabul etmen çok zor. Eşin, ailen ve hayatın ve kendin. Yani ben diye de bir şey var. İnsan oraya da döner. Yani ben ya. Çok zor yani. Ailen üzülmemen için hastalığı sana söylememiş. Mesela ben bu kısma takıldım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu nedir? Ya şöyle, şimdi bu söylemese de yani çok bariz bir efekti olduğu için yani uyuşmalar belirtiler vesaire, çok kuvvetli. Belirtiler çok olduğu için zaten... Belki şeyi paylaşmak istemediler. Bir sene, yani, 6 ay mevzusu. Bir sene, 6 ay yatağa bağlanmak. Evet. Ya da zaten o hastalık hakkında çok bilgim yok, yanlış bir şey söylemek istemem. Ama belki çoğunun eğer tanıdan sonra öyle bir süresi varsa, belki de hastalığın ne olduğunu söylerse adam araştıracak ve zaten onu görecek. Yani o yüzden de belki öyle düşünmüş olabilirler, bilmiyorum. Aileyi de anlamaya çalışıyorum. Onlarınki de yani çok şok edici bir travma. Belki o an söylemediler, duymasa belki söyleyeceklerdi. Yani o ilk şeyler, ilk zamanlar böyle travmatik şeylerde insan ne düşüneceğini, ne yapacağını bilemeyebilir.
Kızar mıydın ailene, öfkelenir miydin? Yok. Yani o çok daha başka bir dert var. O vaziyetteyken anlayabilir miydin? İşte diyorum ya, hastalığın tam şeyini bilmediğim için şimdi anlayabilirdim, anlayamazdım deyip yanlış bir şey söylemek istemem. Bilmiyorum oradaki fonksiyonların nasıl çalıştığını. Deneyimler düşününce oldukça umutsuz ve sıkıntılı bir hastalık olduğunu gösteriyor. Yani çok zor psikoloji. Çok. Her şeyden zor. Yani. Eşin sana moral veriyor. Hastalığını öğrendikten sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam ediyorsun. İstediğin her şeyi yapıyor, geziyor, fotoğraf çekiyorsun. Arada sırada tabii bu rahatsızlıkların etkileri çok yüksek oluyor. Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen hala doktorların söylediği duruma gelmedi. Yani 6 ay içinde yatağa düşer, 1 sene yaşar diyorlardı. Daha yatağa düşmedim, 1 yıl geçti. Hastalığın seni ıskaladığını düşünür müydün acaba? Olabilir. Ya şöyle olabilir. Bunun ilk önce tabii ki de ben bilimsel olarak bakardım. Yani ıskalama oluyor mu? Buradan iyileşen oluyor mu? Vesaire. Yanlış tanıya kadar bile kafamdan geçirebilirdim. Çünkü 6 ay 1 sene ömür veriyorlar, evet. Ve olmuyor bunlar. Ve yatağa düşmüyorum. Söylendiği kadar başka kötü bir şey. Semptomlar tamam. Yaşamıyorum. Evet. Onun üzerine gidebilirdim. Ve umutlanırsın. Çünkü söylenen olmuyor. Bir de çok destek bir eş var. Müthiş bir şans. Umutlanırdım. Bir müddet sonra hastalıkta ilerleme başlıyor. Sen artık bu durumu kabullenerek yaşamaya başlıyorsun. Hastalığı iyice araştırıyorsun ve neler yapabileceğini öğreniyorsun, tam da söylediğin gibi. Bu süre zarfında mide ve nefes borusu ameliyatları oluyorsun. Durum biraz düzeliyor. Çevrendekilerin de büyük desteği var elbette, ailenin. Sonunda eşinle de geleceğin hakkında bir konuşma yapmaya karar veriyorsun. Eşinle nasıl konuşurdun bu durumu? Yani daha kötüye gidecek. Şeyi bile düşünebilirsin. Düşünebilirdim yani. Çocuğumun en son beni çok ağır bir vaziyette o halde görüp öyle hatırlamamasını, çocuğun bundan nasıl etkileneceğini. Çünkü eğer ben kabullendiysem zaten ve hastalık da ağırlaştıysa belki de onu söylerdim. Yani bu süreci belki başka bir yerde geçirmek, belki çocuğun çok şahit olmaması gibi. Karıma da herhalde... Peki çocuğu bu arada görememek, gidişatta biraz umutsuzken o da çok yıpratıcı bir şey olmaz mıydı senin için? Olur ama bence analık babalık biraz öyle bir mesele. Yani çocuk için daha kötü olacaksa olmasın. Yani bana kötü olsun. Ben zorlanayım ama onun çocuktaki o yaştaki etkisi çok daha ağır ve zor olabilir. Eşinle konuşma kısmındaydık. Birbirinizi kaybedecek olmak seni üzer mi? Üzer ama gerçekten de gideceğimi biliyorsam ona da en azından benden sonra yeni bir hayat kurması, hiçbir şey için suçluluk duymaması konusunda bir şeyler demek isterdim. Yani onun da, çünkü o da çok zor bir süreç. Bir tür vedalaşma gibi değil mi bu konuşma? Evet. Ve sonrası için de onu serbest bırakmak isterdim her konuda. Hatta cesaretlendirmek isterdim. Eşin nefes aldığın sürece senin yanında olduğunu söylüyor elbette. Bunu duyunca çok mutlu oluyorsun, ancak durumun gün geçtikçe kötüleşiyor. Çalışamadığın için ekonomik olarak çok zor durumdasınız ve bu giderek büyüyen bir sıkıntı. Bu sıkıntılı zamanlar, hastalığın gidişatı, şartlar ikinize de çok ağır geliyor ve eşinle ayrılıyorsunuz. Onun ilk söylediklerine rağmen ayrılmanız seni üzer mi? Artık tek başınasın. Şimdi bu ayrılığa nasıl gelindiği çok önemli. Yani bu ayrılığa belki de ben götürmüşümdür. Ya belki de orası götürmüştür. Belki götürmemiştir. Belki hiç beklemediğim bir yerde, eşinden hiç beklemediğim bir anda o buna karar vermiştir. Yani o sürecin nasıl ilerlediği çok önemli. Peki artık tamamen yatağa bağlısın. Konuşamıyorsun, hareket edemiyorsun ve tek başınasın. Geçirdiğin ameliyatlar üzerine ancak dışarıdan beslenebiliyorsun. Yine de fotoğraf çekmeyi bırakmıyorsun. Tekerlekli sandalyene konulan özel bir teçhizat yardımıyla fotoğraf çekmeye de devam ediyorsun. Hastalığın ilerlemesine rağmen seni hayata bağlayan bir şeyler bulmak mümkün olur muydu acaba? Çok kalmamış hissedebilirsin. Burada tabii kardeşim kalmamış. Kardeşim var mı? O maneviyat yani evet. Bitik yaşama mi? Duygusu bitik kalmamış mi? Da olabilir orada yani. Çünkü hiçbir şeyin kalmamış gibi yani. Eş gitmiş.
Orada ilginç olan bir fotoğraf meselesi var. Yani fotoğraf çekmeye devam ediyor. Bir teçhizat kurmuş. Yani bu bir işaret değil mi? Hala bir merakı yani, var, bir tutkusu var orada. Evet, tamamen bırakmış her şeye bir insan rağmen, ne fotoğrafı deyip o makineyi de eline almayabilir. Orada her şeye rağmen bir şey yapıyor, önemli. Bir işaret veriyor değil mi orada? Yani evet, veriyor. İstersen tanışalım. Tanışalım. Bir yıl ömür biçildiği halde 10 yıldır bu hastalıkla birlikte yaşayan, bedenin sadece %2'sini kullanabilen bu müthiş adam geliyor. Yine adıyla müsemma bir kardeşimiz. İsmi ne biliyor musun? Ali Var, her şeye rağmen resmen hayata varım demiş. Umudunu hiç kaybetmemiş. Vücudunun %98'ini kullanamamasına rağmen bir kadınla tanışmış. Onu sevmiş. O onu sevmiş. Evlenmişler. Bir çocuğu daha olmuş. Aynen. Çok enteresan. Çevresiyle iletişimle özel olarak geliştirilen bir göz bilgisayarıyla sürdürüyor. İnternet üzerinden her şeyi bu bilgisayarla yapabiliyor. Sosyal medya kullanıyor, sohbet ediyor, alışveriş yapıyor, fotoğraf çekmeye de devam ediyor. Fotoğraf sanatçısı Tahir Ün'le farklı şehirlerde 10 ayrı sergi açmış. Tekerlekli sandalyesiyle geziyor. Hatta motorlu yamaç paraşütü bile yapmış. Gerçekten başarı nedir diyoruz, her şeye rağmen diyoruz filan. Hepsinin vücut bulmuş hali değil mi? Ali Var. İşte bazen, gerçekten de Ali Var. Ali Var. Var. Evet. Çok enteresan bir hikaye. Yani bazen böyle bir şeylerden şikayet ediyoruz. Bir şeyler mızmızlanıyoruz ya. Mızmızlanmak diyeceğim artık çünkü küçüldü hepsi gözümde. Yani işte aç oku bunu mesela işte. Evet. Bir kere daha oku böyle. Senede bir bak oku. Yani çok enteresan bir hikaye. Hatırla değil mi sürekli böyle insanlar var? Evlenen hanımefendiyi de çok merak etti. Tabii. Nasıl bir iletişim kuruldu, nasıl tanıştılar, hikayesini çok merak ettim. Yani sonrasını araştırabilir mi eve gidince, çok merak ettim. Ali Var, unutmayalım Ali Var. Ali Var, yok unutmayız. Aşk iyi gelmiş anlaşılan değil mi? İlk önce fotoğraf söylediğim gibi, sonra aşk. Aşk. Sence eşinin desteği olmasa bu kadar tutunabilir miydi? Belki tutunabilirdi. Yani gene o fotoğraf makinesiyle yine işte ona destek olan beraber çalıştıkları sanatçılarla, o sergilerle, oradaki insanların etkileşimiyle. Çünkü o kadar ilham verici bir insan ki eşi olmasaydı, o ona destek vermeseydi, insanlar gene ona bambaşka bir sevgi ve saygı duyardı. Çünkü yaptığı muazzam bir şey. Evet. O yüzden yine ayakta kalabilirdi. O varmış onda demek ki yani. Ali Var çünkü. Ama eşi de işte ona... Çünkü Ali Var. Ali Var, evet. Çok Kaan'cığım biraz senle konuşalım şimdi, senle görüşeyim. Şimdi sormadan olmaz. Aşkın gücüne inanıyor musun? İnanır mısın? Aşkın her formuna, her haline, her gücüne inanıyorum. Aşk çok güzel bir şey. Her formuna derken neyi kastettin? Yani mesleğine duyduğun aşk, çok, annene, babana, arkadaşına, seninle çalışırken duyduğum aşk yani... Bizim de bir aşkımız vardı küçümseme. Var, tabii tabii. Olmaz olur mu? Güzel çalıştığımız. O yüzden aşkın her formu çok güzel. İnancına duyduğun, fikirlerine, ideolojine duyduğun aşk. Evet. Aidiyetlerin varsa onlara duyduğun aşk değil mi? Çok çeşitli. Yani bir çiçek bahçem vardır. Çiçeklere aşıksındır. Onları sulamak, onlara bakmak sana öyle bir haz verir ki. Kim inanmaz diyorsun aşka? Yani inanmak lazım. Aşka inanılmaz mı? Tabii ki de inanmak lazım. Bir insan bir başka insanın yükü olabilir mi Kaan? Aşkı olabiliyor da yükü de olabilir mi? Yani içinde aşk varsa yük olmaması lazım. Geniş soruyorum. Bir insan bir başka insanın yükü olabilir mi? Bence yük kelimesi aslında negatif bir kelime. Evet. Yani çok öyle görmemek lazım. Evet, ağırlık. Evet. Evet. Ve onu taşımak da o neyse, o zaman sana yük gelen şeyleri taşımak, onu tecrübe etmek de sana o kadar başka bir şey öğretiyor ve o kadar seni güçlendiriyor ki. O yüzden onlara da sahip çıkmak, onları sevmek lazım. Senin de hayatta destekçilerin oldu mu? Oldu tabii ki de. En büyük destekçin kim? Bence annem. Yani tabii. Annen. Tabii. Yani şimdi ben 35-36 yaşındayım. Bütün
bir ömrüme baktığım zaman her daim orada olan ve destekleyen tabii ailen oluyor ilk başta. O yüzden o diyebilirim. Annem biraz daha önde galiba. Annem önde, evet. Bunu da hiç yani babama da söylerim, herkese söylerim. Yani annem ama çünkü sadece çocukları anneler büyütür. Evet, bir de annem mesela sadece bana öyle değildir. Yani kız kardeşim var senin. Ablama da değil, insanlara karşı böyle çok şeydir o. Dula. Evet, dula. Açık, kabul edici, eleştirmez, anlar, empati, işte empatisi çok yüksek. Bu bizde ata sporu derler, bizde ana sporu empati. Ben mesela hayatımdaki empatiyi... Empati ana sporu. Ana sporu. Ben hayatımdaki empatiyi, çünkü empati çok aslında değerli bir şey ama çok tehlikeli bir şey. Yani fazla yaparsan da, fazla empati yaparsan kendinden götürebilecek kadar empati yapıp karşı tarafı öne koyarsan bu da çok zararlı bir şey. Ben bunu hayatımın bazı dönemlerinde uzun uzun yaptım ve faydasını da görmedim. O yüzden biraz yapıcı bencillik bence faydalı. Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Kendini geliştirmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, üretmeyi seven birisisin. Bir gün konuşmanda bir takım zorluklar yaşamaya başlıyorsun. Bu rahatsızlık seni ne kadar endişelendirir? Ufacık bir hastalık geçiriyoruz. Aman Allah'ım, yani insan nasıl hissediyor? Bu büyük bir şey yani. Doktorlar şanslıysan bir sene yaşayabileceğini söylüyorlar. Bunu duyduğun zaman ne düşünürsün? Korkunç hissederdim yani. Hayatının gideceğini biliyorsun. Aradan bir yıl geçmesine rağmen hala doktorların söylediği duruma gelmedi. Hastalığın seni ıskaladığını düşünür müydün? Söylenen olmuyor. Bir de çok destek bir eş var. Müthiş bir şans. Umutlanırdım. Eşinle birbirinizi kaybedecek olmak seni üzer mi? Üzer ama gerçekten de gideceğimi biliyorsam ona da en azından benden sonra yeni bir hayat kurması konusunda bir şeyler demek isterdim. Hastalığın gidişatı, şartlar ikinize de çok ağır geliyor ve eşinle ayrılıyorsunuz. Onun ilk söylediklerine rağmen ayrılmanız seni üzer mi? O sürecin nasıl ilerlediği çok önemli. Umudunu hiç kaybetmemiş, vücudunun %98'ini kullanamamasına rağmen bir kadınla tanışmış, evlenmişler, bir çocuğu daha olmuş. Bazı meslekler vardır, fedakarlık ve cesaret ister. Üçüncü hikayeme geçiyorum. Bu mesleklerde çalışanlar başka insanların manevi ve maddi varlıklarını kendi varlıklarının önünde tutabilirler bazen. Bu bir mesleki bir şeydir. Her koşulda hiçbir menfaat ve fayda gözetmeksizin çalışabilirler. Ve böylece meslekleri sevgi, bağlılık ve adanmışlık olmadan onların mesleklerini yapmak mümkün değildir. Yani bu nosyonlar olmadan yürümez o işler. Sen mesela mesleğine bağlı bir insan olarak tanıyorum. İşini ne kadar seviyorsun? Böyle çok abartmadan söyleyeyim ama büyük bir tutkuyla bağlı olduğumu düşünüyorum. Çünkü zaten bence öyle bir meslek yapıyoruz ki çok sevmeden asla çekilebilecek bir tarafı yok. Yani gecenin saat 3'ünde Konya'da kar yağarken atın üstünde olmayı, yani çok tutku duymazsan kimsenin isteyeceğini düşünmüyorum -15 derecede falan. Kendini cesur buluyor musun? Bulurum. Dalarım diyorsun zora. Dalarım, severim. Oyunculuk biraz böyle bir şeydir. Hı-hı. Mesleğini belki de hepimizden çok seven bir kahramanın hikayesiyle devam edeceğiz. Üçüncü hikayemiz bunun üstüne kurulu. Şimdi o hikayedeki kahramanın yerine geçmeni rica edeceğim. Biraz daha yaşını büyütüyorum senin. 42 yaşındasın. Hı-hı. İstanbul'da yaşıyorsun. 15 yıldır itfaiye erisin. Evlisin. İki evladın var. Biri henüz 1,5 yaşında. Hem İstanbul'da hem de acil gereken her yerde göreve gidiyorsun. Zaman zaman ailenden ayrı kalmak zorunda kaldığını, başka bir şehirde, hatta bazen başka bir ülkede çalışmak zorunda kaldığını da eklemiş olalım. Başka meslekleri oranla daha zor, biraz girdik biraz önce, daha tehlikeli ve özveri isteyen bir işim var itfaiye eri olarak. Mesleki endişeler taşıyor musun? Taşıyabilirsin çünkü bunun içinde yaralanmak çok müsait. Yani bir yere çıkarken düşebilirsin, dumandan çok etkilenebilirsin. Masken de olsa, yani bir gün o maske çıkabilir vesaire. Sürekli bir tehlikeli bir durumun içinde kurtarıcı görevindesin. Yani bu zor bir meslek. Profesyonel kahramansın ya. Evet, evet. Değil mi? Evet. Ben yani öyle görüyorum. Evet. Ailenden ayrı kaldığın zamanlarda ne düşünürsün? Yani onlardan uzaktasın başkalarına yardım etmek için. Evet. Ama onlar için de endişelenir misin o arada? Zor bir şeydir. Ya da yani senin başına bir şey gelirse halleri ne olur gibi bir endişe de olabilir. Endişedir. Evet. Ne diyoruz? İnsan bir damla kan pıhtısı ve epeyce bir endişeden ibarettir. Endişelerden bahsediyorum. Doğru. Zaten bence genel olarak aileden uzak olmak zaten zor meslek olarak. Yani bunu işte
kaptanlar da öyle işte değil gidiyorlar. Mi? Uzun yol, gemiyle, kaptanlar, uzun yol kaptanları yol falan. Bu zaten gerçekten zor. Onun dışında bir de tehlikeli bir işin içindesin. Olurdu mutlaka, evet. Bazı durumlarda göreve giderken aileni endişelendirmemek için sadece eğitime gittiğini söylüyorsun. Yani onlar için, onlar da işinin getirdiği tehlikelerin farkındalar elbette, ancak herhangi bir şekilde üzülüp endişelenmelerini istemiyorsun. Her evden çıktığında ailenle sarılıp kucaklaşıyor, bir bakıma onlara veda ediyorsun. Biliyorsun böyle meslekler var, madenciler de neredeyse. Bilhassa kömür madenlerinde, tekinsiz alanlarda çalışan emekçiler çoğu zaman sabahları evden ayrılmak değil de bir tür veda gibidir. Bunları biliyorsun çok sıkça duyuyoruz. Her seferinde bir daha ailenin yanına dönemeyecekmiş gibi evden ayrılmak nasıl bir duygu? Her seferinde aynı duyguyu, aynı yükü yaşatır mı diye düşünüyorum. Yani hiç hayra çağırmıyorlar ki. Çağırmıyorlar, evet evet, tabii ki de, tabii ki de. Ama işte insan psikolojisinde psikolojisinde şey de var ya, alışmak. Alışmak, aynen öyle. Yani bir askerin alışması gibi gidiyorsun, yapıyorsun. Olmuş atıyorum sana 5 sene ve başına hala bir şey gelmemiş. İşte belki çevrende birilerine geldi, belki hiç gelmedi. Gelse başka düşünebilirsin, gelmemişse başka düşünebilirsin ve ona alıştığın için bir şey olmaz diyebilirsin. Bu bir şey olmaz hissi sana iyi gelebilir. Bunu aileni aşılarken kendine de aşılamış ve daha iyi hissediyor olabilirsin. Bir tahammül etme biçimi gibi mi? Evet. Yani. Ya çünkü öbür türlüsü zaten psikolojim bozulur. Yani her gün aynı duyguyla veda etme psikolojisiyle. O yüzden bence ona bir noktada alışıyorlardır. Bu zor bir psikolojisi. Bizim ben gibi... sana soruyorum. Onlar alışıyor mudur bilmem. Sen ne düşünüyorsun? Alıştın işte ben mı? İtfaiyeci alışmış olarak mısın? Alışmışımdır diye düşünüyorum. Alışmış mısın? Evet. Peki. Aralarında Büyük Van Depremi 2011'de, Soma Maden Faciası 2014'te, Bosna Hersek felaketi aynı yıl 2014'te ve 2015'te Nepal depreminde, biliyorsun çok muazzam bir depremdi. Aralarında bunların da bulunduğu birçok doğal felaketin de yardım çalışmalarına katılıyorsun. Birçok insanın ve canlının hayatının kurtarılmasında payın var. Bir canının hayatını kurtarınca nasıl hissedersin? Bence birçok meslekten ve birçok uğraştan çok daha ulvi bir mesele bu. Belki de tutunduğum şey odur. Yani o öyle bir his ve öyle bir... Ancak böyle tahammül edilir. Evet. Yani, şey, yani kurtarıyorsun, o anları yaşıyorsun. Bunun mutlaka bana vermiş olduğu büyük bir manevi duygu vardır. Ve o duyguya tutunarak bu işi tutkuyla veya hala motive olarak yapıyorumdur. Yoksa çok zor meslek yani. Tam da bu söylediğin nedenlerle kutsal bir yanı olduğunu söylemek mümkün mü? %100. Mümkün değil mi? %100. Peki yıl 2018, İstanbul'da Fatih'te bulunan bir otelde yangın çıktığı haberi geliyor merkezinize. Ekibinle birlikte acilen olay yerine müdahale etmek için yola çıkıyorsunuz. Her zamanki gibi hazırlıklarını bütün dikkatinle yapmış, olay yerinde müdahale etmeye hazırsın. Tam olarak ne ile karşılaşacağını bilmiyorsun, ancak otelin iç bölümünde bulunan bir alana müdahale etmen gerekiyor. Orası senin. Zor bir göreve giderken nadiren de olsa korktuğun oluyor mu diye sana sormak isterim. Şu yangının sıcağında. Olur bence. Olmaz mı ya? Yani insanız ve hepsi, yani şöyle, her gün aynı şeyi yapmıyorsun. Bambaşka bir afet bölgesinde, bambaşka bir deneyimde, bambaşka yepyeni bir mekanın içine giriyorsun. Hepsi ayrı bir... Konsantrasyon, dikkat, endişe çok zor. Biri diğerine hazırlamıyor seni değil mi? Yok. Hiç. Ya, tabii ki tecrübe orada. Hepsinin koşulları farklı. Farklı. Falan. Tabii ki oradaki tecrübe, öğrendikleri vesaire bir başka bir şey katıyordun insana. Ama korkutucu bir şey yani. Nasıl korkmayacaksın? Bu işin içinde feda kültürü var mı sence? Canını kaybedebileceğini yani biliyorsun. Bir feda kültürü gerektiriyor mu diye soruyorum. Feda kültürünü öğretiyordur. Ama illa feda kültürüm var diye ben bu mesleği yapıyorum diye başlamazsın diye düşünüyorum. Olan yerine vardığınızda çatıda ve alt katta kurtarılmayı bekleyen turistler olduğunu öğreniyorsunuz. Ağır ekipmanlarınızı ve oksijen tüplerinizi alıp ekip arkadaşlarınla birlikte hiç düşünmeden bu yangına dalıyorsunuz. Artık alevlerin içindesin. Ne hissediyorsun? Analitik düşünmeye çalışırım. Çünkü orada bir matematik, bir matematiğin çalışıyor olması lazım. Ama bir yanımda korkar. Nasıl çıkacağız buradan diye.
Cehennem çünkü orası. Ve o turistlerin sesini duymaya çalışıp onları bulma yetisiyle bir dört dönerek işte kendine zarar vermeden en analitik yolu bulup onları bulmayı çalışırım. Alev yani sesi bütün duydun konsantrasyonum mu hiç falan? Duydum. Bir ama, gök gürültüsü gibi oluyor bazen de. Evet. Sağır edici bir şey. Bir de öyle bir alevin tabii gürültüsünü işte. Yutuculuğunu falan. Evet. Ben üç turisti arkadaşlarınla birlikte alıp çıkartıyorsun. Ama çıkmadan önce içeriden bir ses kulağına çalınıyor. Zorunlu bir operasyonla kurtardığınız için üç turisti, oksijen tüplerinizdeki hava da sınırda. Yani tükendi, tükenecek. Arkadaşların bir daha içeri girmekten yana değil, kendileri adına senin de girmenden yana değiller. Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. Ama içeride yaşayan birisi olduğunu düşünüyorsun. Ona inanıyorsun. Saniyeler içinde karar veriliyor böyle durumlarda. Veriliyormuş. Her şeye rağmen, gene her şeye rağmen, içeri girer misin, kendini feda eder misin bir bakıma? İşte o saniyelik çok doğru. Oradaki o inanç, vicdan la beraber, o psikolojiyle girebilirsin. Yani herkesin gözünün döndüğü ve bir şey hissettiği bir an olur ya. Ama işte oradaki matematik de o tüp, yani biteceğini kesin bilsen o da başka bir mevzu. Sana yetip yetmeyeceğini tam bilmiyorsun. Bilmediğin birisi bir tüple bir ikinci kişiyi kurtarmaya girmek. Evet, yani zor mesele. Yani zor mesele. Tahmin ediyorum ki girmiş. Yapmazdım, böyle bir şey söyleyemem. Ne diyorsun? Tabii yani, canım. Ben sana bu hikayeyi anlattığıma göre evet, girmişsin sen oraya. Girmiştir ama işte diyorum ya, bazen yapmayacağım, yani masada mantıkla konuşurken yapmayacağım dediğin şeyi bir anda yapabiliyorsun. Bir o kadar ağır bir kriz anında evet. insan bir sürü şeyi ne kadar analitik düşünmeye çalışırsa çalışsın, ne kadar mesleğinin profesyoneli, tecrübelisi, deneyimlisi olursa olsun, galiba iş buradan çok kalp, burayla birlikte diyelim. Tabii. Yani biz şimdi ahkam kesmeyelim, içinde olmadığımız bir şeydi ama itfaiyeci sensin zaten, ben değilim, benim hiç konuşmamam lazım. Ama galiba biraz da burayla mı ilerliyor? Öyle olmuş, bir yangına müdahale etmek için olay yerine gidip hiç düşünmeden ya da çok şey düşünerek bilemeyiz. Kendisini alevlerin içine atan o kahraman arkadaşla tanışalım mı? Tabii. Geliyor. Taner Çebi, bu aslan parçasının, beyefendinin adı. Taner Çebi, oksijeninin azalmasına ve bütün uyarılara rağmen hiç düşünmeden alevlerin arasına tek başına girdi. Tüpteki oksijeni kurtarmaya çalıştığı turiste verdi ve onun hayatta kalmasını sağladı. Kendisi maalesef görev şehidi oldu. Taner Çebi bu kahramanlığı ile hem itfaiyeciler arasında hem de toplumda özel bir yer edindi kalbimizde. Fatih'te görev yaptığı itfaiye merkezine şehit onbaşı Taner Çebi ismi verildi. Adı sonsuza kadar yaşayacak. Böyle bir görev insanı, böyle bir artık herhalde su katılmamış bir kahraman diyebiliriz değil mi? Muazzam. Çok zor bir meslek. Çok kritik zaman aralıklarında çok büyük kararlar vermek zorunda olan insanlar. Onun için biraz bana biraz feda kültürünü o yüzden çağrıştırıyor. O yüzden biraz ısrar ettim demin. Ben şöyle orada da, eminim anladığına da. Yok, anlıyorum. Orada da işte ben kimseye de şey yapmak istemem ama sonra çok kalabalık bir ekip ya. Yani herkes için ya, gene o genellemeden çıktım. Yani bu acayip bir hikaye, acayip bir insan. Bunu işte orada belki 10 kişi olsalar hepsi mi yapar, hepsi yapmayabilir. Yani onu söylüyorum. Kolay bir mesele zaten değil. Zaten böyle bir şeyin görev olduğunu düşünmüyorum. Evet, bu işte evet. Görev yangına müdahale. Ama bu yani öylesi. Evet. Yani kendi hayatınızı riske atın diye bir şey öğretildiğini veya söylendiğini, ilk önce kendi hayatınız mutlaka, eğitimlerde de bence öyledir. Öyle düşünüyorum. O yüzden onun ismi verildi.
Yani o yüzden kahraman. Onu söylüyorum. O yüzden kahraman. Onu söylemeye çalıştım. Yani bazıları farklı oluyor. Evet. Bazıları farklı oluyor. Şehit Onbaşı Taner Çebi'yi rahmetle, minnetle andık. Ruhu şad olsun. Sağ olasın. Kaan'cığım, senin hayatında beri çaresiz kaldığın zamanlar oldu mu bu denli rejit durumlar? Yani tehlike deyince mesela aklına ne gelir? Nedir senin için tehlikeli? Yani kendime göre yaşadığım tehlikeler oldu. Bir gün 17-18 yaşında biri silah çekti bana. Ne diyorsun? Vallahi trafikte bir de hiçbir şey yok yani. Aa. Vallahi biz gençtik, biz hatalıydık da. Biraz anlatır mısın? Tabii bu çok kişinin başına biliyorsun. Biz hatalıydık yani, bir hız yapıyorduk. Biraz gençtik böyle. Almışız, arkadaşımın arabasını kullanıyordum işte. Neyse, Caddebostan civarlarında. Sonra birinin de önünden biraz hızlı geçtik. Adam da işte korna morna basıyor vesaire. Neyse. Bizde orada böyle bir alan vardı işte. Oraya park ettik, ineceğiz. Adam da arkamızdan takip etti. Farkında mısınız? Evet evet, geliyor ama biz de genciz. O gençliğin biliyorsun bir güveni de oluyor. Ne olacak işte, indik falan. Konuşulur, adam torpidodan çıkardı silahı, aldı eline. İndi aşağı işte. Ve ondan sonra tabii çok büyüktü de, yaşı da büyüktü. 40 yaşında falan. Biraz bize güzel şey yaptı. Ayar mı konuştu, abi? Ayar verdi. Biz de silahtan mütevellit ayarını kabul ettik, dinledik, dağıldık. Bence ama adrenalin yükseliyor. Ya o zaman da kabul ederdik. İşte belki gençliğin şeyiyle belki biraz daha farklı tepkide işte. Biliyorsun hatalara çok gebe bir yaş yani. Şimdi olsa zaten artık biliyorsun. Bunun zaten cesaretle bir ilgisi yok. Yok yok. O daha yok. Ziyade. Kavganın da cesaretle bir ilgisi yoktur. Evet. Bunlar son derece şuur bulanıklığı diyebileceğimiz. Şuur bulanıklığıdır. İletişim denilen bir şey var. Konuşmak denilen bir şey peki, var. Peki Taner Çebi'den bu kadar konuştuktan sonra bir daha sormak isterim. Senin bir kahramanın var mı? Benim böyle sorularda hep aklıma Mustafa Kemal Atatürk geliyor. O da hiç değişmiyor. Onun da yaptığı işin çok çok önemli olduğunu inanıyorum. İşte bugün İran'a bakıyoruz. Daha iyi anlıyoruz. Büyüdükçe daha iyi anlıyoruz. Küçükken böyle bir şeyler öğretiliyor bize okulda vesaire ama büyüdükçe, dünyayı gördükçe, insanları, bu kültürü, yaşanılan acıları, kadınlara yapılanları gördükçe saygımız sonsuz katlanarak artıyor. Anlıyorum. Evet, İran meselesi son zamanlarda çok muazzam tabii. İçimiz burkularak, tedirgin olarak, korkarak, üzülerek, şaşırarak takip ediyoruz. Ama işte orada da 4000 yıllık bir kültür var. İran çok muazzam bir yer biliyorsun. Yani kadınların dayanışmasında, direncinde, bu kahramanca tutumlarında, bu başkaldırılarında, bu isyanlarında 4000 yıllık bir kültürün onlara verdiği şey de var. Onların DNA'larında muazzam bir kültür var. Hiçbir koşulda bir noktadan sonra baskıya boyun eğmiyorlar. Bence de dünyayı değiştirecekse kadınlar değiştirecek. Evet. İstanbul'da yaşıyorsun. 15 yıldır itfaiye erisin. Acil gereken her yerde göreve gidiyorsun. Mesleki endişeler taşıyor musun? Taşıyabilirsin çünkü bunun içinde yaralanmak çok müsait. Her seferinde bir daha ailenin yanına dönemeyecekmiş gibi evden ayrılmak nasıl bir duygu? Ona alıştığın için bir şey olmaz diyebilirsin. Bu bir şey olmaz hissi sana iyi gelebilir. Ya çünkü öbür türlüsü zaten psikoloji bozulur. Birçok insanın ve canlının hayatını kurtarılmasında payın var. Bir canlının hayatını kurtarınca nasıl hissedersin? Kurtarıyorsun, o anları yaşıyorsun. Mutlaka bana vermiş olduğu büyük bir manevi duygu vardır. Zor bir göreve giderken nadiren de olsa korktuğun oluyor mu? Korkutucu bir şey ya. Nasıl korkmayacaksın? Bambaşka yepyeni bir mekanın içine giriyorsun. Hepsi ayrı bir konsantrasyon, dikkat, endişe. Çok zor. Hiç düşünmeden alevlerin arasına tek başına girdi. Tüpteki oksijeni kurtarmaya çalıştığı turiste verdi. Ve onun hayatta kalmasını sağladı. Kendisi maalesef görev şehidi oldu. Şans dediğimiz kavram gerçekten de var mı sence, şans dediğimiz şey? Mesela birbirimizle veya başka insanlar hakkında konuşurken ne kadar şanslısın falan, ne şanslıymışsın falan diyoruz ya, şansı yaver gitmiş falan benzer cümleler kullanıyoruz. Sence gerçekten şans diye bir şey var mı? Ben birinin başarısına ya da bir durumuna bakıp ne kadar şanslı diye onu küçültmeyi hiç sevmem. Onu da doğru bulmam. Küçültme midir şans? Bence öyle. Çünkü onun o süreçte, onun içinde ne yaşadığını
asla bilemeyiz. Yani yaşayanım o bilir. Yani hiçbir şey öyle dışarıdan görüldüğü kadar pembe falan değil. Kimse için. Ama tabii ki de şans diye bir şey var. Peki. Güzel bir başlangıç. 80'lerin başına gidelim. İstanbul'dayız. Sen 5 yaşında tatlı, zeki bir çocuksun. Ailen sana hep ne kadar şanslı bir çocuk olduğunu söylüyor. Belki de gerçekten öylesin. Bir gün annem, baban ve anneannenle arabayla gezmeye giderken, araba gezmesindeyken ciddi bir kaza geçiriyorsunuz. Sürücü kontrolü kaybediyor ve taklalar atarak yolun kenarına savruluyor. Ailece kazadan yaralı olarak kurtuluyorsunuz ama en şanslıları sensin. Sadece küçük sıyrıklarla araçtan çıkıyorsun. 5 yaşındasın. Ciddi bir kaza geçirdin. Araçtan sapasağlam çıktın. Nasıl hissedersin? Biraz tarif edebilir misin? Ben de küçükken bir iki kere böyle çok ciddi olmayan ama sert trafik kazasına maruz kaldım. Zaten vurduğun an yok yani. O hatırladığın bir şey değil. Böyle bir film şeridi gibi. Hele 5 yaşındaki bir çocuk için. 5 yaşındaki bir çocuk için. Ya çok korkutucu. Çok korkar 5 yaşındaki bir çocuk. Yani mutlaka o şeyi algılar, travmayı. Çok sert bir şey. 5 yaşındadır, anlamaz falan diye bir şey yok. Anlamaz evet, olur mu ya? Peki aradan yıllar geçiyor. Eğitim konusunda da şansın yaver gidiyor. Artık üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyan başarılı bir gençsin. Bir gün trene binmek üzere Haydarpaşa garına geliyorsun. Trene binmeden evvel peronda biraz oyalanmayı tercih ediyorsun. Tam o sırada senin bineceğin vagonda büyük bir patlama meydana geliyor. Vagona yerleştirilen ses bombasının patlaması sonucu yaralananlar oluyor. Ancak sen vagona henüz binmediğin için etkilenmiyorsun bu durumdan. Patlamadan, yara almadan kurtulunca ne düşünürsün? Allah'ın sevdiği kuluyum derdim bir kere. Bu aslında çok doğru bir cümle olmamakla beraber kulağa. Yani sanki öbürküler sevmediği kulu bir gibi ama. Bir sesleniş. Bir evet evet. Yani ama bir şans şeyi var mı? Şans hissedersin. Evet orada şanslı hissedersin tabii ki. Enteresan. Teğet geçiyor. Merak ettim. Nereye gidecek bu şans hikayesi? Peki devam edelim. Okuluna devam ediyor ve mezun oluyorsun. 3 yıl sonra askerliğini yapmak üzere Gölce'ye gidiyorsun. Uykuda olduğun bir gece korkunç bir gürültüyle uyanıyorsun. Tarih 17 Ağustos 1999. Büyük bir deprem, o korkunç deprem. Birliğindeki birçok bina yıkılıyor. Bazıları çok ağır hasar alıyor. Senin kaldığın bina ise sapasağlam. 3. defa bir felaketten hiç etkilenmeden kurtuldun. Artık bunun en iyi konu şans olduğunu düşünür müsün? Ya kediyim diye bile düşünebilirim. 9 canlı. 9'a kadar doğru. Yolu. Evet evet. Bir de tabii o çok şeydi. Ağır bir depremdi. Yani biz onu ben de 13 yaşındaydım. Yani ve biz de çok iyi sallandık. Benim çok yakın arkadaşım vardı ortaokulda, ailesinden kayıplar verdi. Yani öyle bir yerde, yani o kadar her yerinde hasar aldığı bir yerde hasar almamak da gerçekten bir şans. Bir de üçüncü olay. Üçüncü olay. Yani. Hayatında. Askerliğin ardından İstanbul'a dönüyor ve işe giriyorsun. Bir telekomünikasyon firmasında çalışıyorsun. Her şey normal. 4 yıl sonra bir iş seyahati için Diyarbakır'a gitmek üzere uçağa biniyorsun. İçinde bulunduğun uçak Diyarbakır Havalimanı'na inişe geçtiği esnada bilinmeyen bir sebeple düşüyor. Uçakta 80 yolcunun 75'i maalesef hayatını kaybediyor. Büyük bir kazaydı. Sen sağ kurtulan 5 kişiden birisin. Birkaç yara bere dışında büyük bir hasar almıyorsun. Bir kez daha büyük bir kazadan sağ kurtuldun. Tam olarak ne hissedersin dostum? Etti mi sana 4? Çok enteresan. Düşen uçaktan kurtuldun. Yanındaki, yörendeki Allah rahmet eylesin evet, insanlar evet. 75 kişi hayatını kaybetti. Öyle bir de travmalı ki diğer şeyler. Yani burada bir artık... İnsan yine o Allah'ım şükürler olsun bu der, mutluyum da diyemezsin. Acayip de bir travmalar yaşıyorsun aslında. Çevrende bu kadar ölüm oluyor. Yani garip. 17 Ağustos depreminde. Çok garip. Yani, evet, 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 evet. Yani uçakta öyle yani, uçak düşmesi falan. Bilmiyorum. Artık böyle ben şanslıyım oh deyip sevineceğim bir durum da yok. Yani bir ağır da aslında bir şey yaşıyorsun yani. Bilemedim. Bir daha uçağa biner misin? Düşen bir uçaktan sağ kurtulup. Yani zorlanabilirsin ama yani bir istatistik, ben biraz matematikçiyim o konuda. Böyle istatistik olarak çok düşük bir ihtimal ya uçak düşmesi. Yani bir kere oldu herhalde bir daha olmaz derim.
binebilirim yani. Deprem ve uçak kazasından daha büyük bir kazanın başına geleceğini düşünür müsün, yoksa bu artık son nokta mıdır? Bence artık her şeyi düşünebiliriz. Artık her şey olabilir evet, mi? Evet, evet, evet. Yani yerin yarılmasına kadar gidebilirsin yani. Çünkü çok acayip şeyler gelmiş başına. Şaşıracağını düşünmüyorum. Beklersin. Uçak kazasını da sağlam bir şekilde atlatıyorsun. Hayatına geri dönüyorsun. Bir müddet sonra evleniyor ve mutlu bir yuva kuruyorsun. İşe gittiğin sırada bir gün, senin deminki hadise gibi, trafikte bir başka sürücüyle tartışıyorsun. Sen yoluna devam edecekken diğer sürücü kesiyor yolunu, sana saldırıyor ve kesici bir aletle seni boynundan yaralıyor. Çevredekilerin müdahalesiyle fazla yara almadan kurtuluyorsun. Beş, gırtlağını da kestiler. Beşinci defa hayatın tehlikeye girdi ve bundan da kurtuldun. Demin söyledin ama galiba Allah'ın sevgili kulusun. Bana artık bir şey olmaz diye düşünür müsün? Düşünebilirsin. Yani o kadar fazla şey atlatmışsın ki. Düşünürüm herhalde. Trafikteki tavrının nedeni bana bir şey olmaz diye düşünmen mi? Takışman adamla falan. Yok. Bence o değil. O kendi huyu suyuyla alakalı bir şeydir. Senin huyun suyunla mı ilgili? Evet, yani o, evet. O ben sen, o sensin. Benim. Huyum suyumla ilgili bir şeydir yani, yoksa trafikte bana bir şey olmaz diye ona mı olacak? Biraz kendini süper kahraman gibi hissetmez misin mesela? Ya deprem gördün, uçak düştü boynuna, bombalar patladı. Yani korkusuzlaşmış mısındır veya işte adrenalin biliyorsun böyle vesaire. Bir film de var, korkusuz diye. Öyle mi? Yani başına gelen şeylerden dolayı artık hiçbir şeyden korkmayan bir adamın hikayesi. Yani belki öyle bir şey hissetmişimdir, hissetmiştir. Beş defa hayata çalım atan bu arkadaşımızla tanışalım mı? Tanışalım. Geliyor. Temiz yüzlü arkadaşımızın adı Burak Altındal. Film gibi hayatında 5 kez ölümün kıyısından döndü. Trafik kazası, bombalı saldırı, deprem, uçak kazası ve bir trafik magandası diyelim artık herhalde. Mahsur yok, bıçak çekip boğaz kestiğine göre. Ona zarar veremedi. Bütün bunları atlattıktan sonra dünyanın en şanslı insanı olduğunu düşünür müsün Burak Altındal'ın yerinde? Düşünürüm, evet. Artık? Düşünürüm artık, bir zahmet yani. Daha ne olabilir ki? Şans var mı artık? Başa dönelim. Var. Var değil mi? Evet. Şans doğduğumuz şey yerle var. Başlayan tabii şans var. Bu arkadaş yani arkadaşımız da fazlasıyla varmış. Çok da kendi yarattığı şanslar da değil. Değil değil. Evet. Depremdeki koğuşunu kendi seçmedi. O uçağa bindi, düştü. Peronda gezmek, o sırada uçağa binme, trene binmemek ve trafikte takışabilmek. Ki çoğu zaman tedbirsizce çoğumuzun yaptığı bir şey. Hmm. Kendimi de dahil ederek söylüyorum. Ama galiba biraz şans diye bir şey var. Yani bu örnekte var, evet. Var diyecek ya. Bir şey yok. Sen şanslı birisi misin? Ben şanslı olduğuma inanmayı tercih ederim mesela. O bana pozitif bir enerji verir. Neden ötürü? Doğduğun yer, doğduğun çevre, ailen falan gibi mesela faktörleri mi? Demin söylediğin gibi göze alarak. Yok. Göz önüne alarak. Evet, hepsi beraber. Yani sevdiğim bir ailem var. İşte sağlığım yerinde. İstediğim mesleği yapıyorum. Seçimlerin seni mahcup etmedi. Seçimlerin beni mahcup etmedi. O yüzden... Yani dünyanın geneline bakınca zaten çok şanslıyız yani. Zor hayatlar var. O yüzden ben şanssızım demek bilemiyorum. Bana biraz garip gelir. İlk hikayeye şeyim var da yani iki üniversite bitiren mevsimlik işçi ailenin çocuğu. Evet. Ona sormak isterdim. Kendini şanslı görüyor musun diye. Bütün şanslarını kendileri yaratmışlar. O da görüyordur. Neler vardı? O da görüyordur işte. Anne babasından ötürü görmez olur mu? O yani orada belki bir tek işte o ailenin dört çocuğunu hatta altı çocuğu okudu. 8 kardeşler. Belki bir tek onlar. Belki bir iki çocuk daha. Yani. İnsan kendi talihini yaratır diyebilir miyiz biraz? Demeliyiz. Deriz. Mucize deyince aklına ne geliyor? Mucize
bir takım mitler, anlatılan hikayeler yani. Altın dal ne olacak? Bir mucize deyince daha evet bu yıl. Ama bunlar da tatmin olmadım bak. Yani çok şanslı derim ama. Ya, deprem, bomba, uçak düşmesi. Doğru. Lütfen rica edeceğim mucize. Mucizevi. Mucizevi. Mucizevi diyelim. Mucizevi. Tam mucize değil ama mucizevi. Tamam peki arasında. Araba gezmesindeyken sürücü kontrolü kaybediyor ve taklalar atarak yolun kenarına savruluyor. Sadece küçük sıyrıklarla araçtan çıkıyorsun. Nasıl hissedersin? Çok korkar 5 yaşındaki bir çocuk. Mutlaka o şeyi algılar, travmayı. Çok sert. Aydarpaşa garına geliyorsun. Tam o sırada senin bineceğin vagonda büyük bir patlama meydana geliyor. Patlamadan yara almadan kurtulunca ne düşünürsün? Allah'ın sevdiği kuluyum derdim bir kere. Askerliğini yapmak üzere Gölce'ye gidiyorsun. O korkunç deprem. Birliğindeki birçok bina yıkılıyor. Senin kaldığın bina ise sapasağlam. Üçüncü defa bir felaketten hiç etkilenmeden kurtuldun. İçinde bulunduğun uçak Diyarbakır Havalimanı'na inişe geçtiği esnada bilinmeyen bir sebeple düşüyor. Sen sağ kurtulan 5 kişiden birisin. Bir kez daha büyük bir kazadan sağ kurtuldun. Tam olarak ne hissedersin dostum? Artık böyle ben şanslıyım, oh deyip sevineceğim bir durum da yok. Ağır da aslında bir şey yaşıyorsun. Trafikte bir başka sürücüyle tartışıyorsun ve kesici bir aletle seni boynundan yaralıyor. Çevredekilerin müdahalesiyle fazla yara almadan kurtuluyorsun. Bütün bunları atlattıktan sonra dünyanın en şanslı insanı olduğunu düşünür müsün? Düşünürüm, evet. Artık? Düşünürüm artık, bir zahmet yani. Daha ne olabilir ki? Şimdiki paylaşacağım son hikayemize geçelim. Burada bildiğimiz bir hayatın hiç bilmediğimiz bir tarafına dair konuşacağız. Şuradan başlayalım. Aşk ve tutku senin için ne ifade eder? Aşk da insanı eskimediğine göre hala çok fena değil. Yüksek hissettiren, çok iyi hissettiren, insana iyi gelen bir duygu. Tutku da öyle. Yani yaptığın iş olur, işte spora karşı tutkun olur, işte ne bileyim denize karşı olur, neyse o yani. Bir vazgeçememe hali de içeriyor. Bir vazgeçememe hali, yapmaktan çok keyif alma hali. Hı. O yüzden iyidir yani, aşk da iyidir, tutku da iyidir. Güneydoğu'dan başlamıştık. Diyarbakır'a bağlayalım tekrar 5. hikayede. Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'ın Kırkpınar köyünde yokluk içinde büyüdün. Zar zor ilkokulu bitirdin çünkü hayat şartları seni çalışmaya zorladı. O yıllarda birçok insan gibi sen de şehre gidip, yani Diyarbakır'a gelip puşicilik yaptın. Puşi bilirsin değil mi ne olduğunu? Puşi. Müziği çok seviyorsun. Türküler söylüyorsun, yazıyorsun da. Sesin de güzel. Fark edilmek zor Diyarbakır'da o zamanda, o yaşta. Sen de gene mecburen çalışıp para kazanmak zorundasın. Aslında müzisyen olmak istiyorsun ama çalışmak mecburiyeti var. Zor hayat koşulları altında. Hayatına nasıl devam edersin öyle bir tutkun varken? O zamanlar tabii o meslekten kaç kişi para kazanıyordu? Beste şarkıdan mı? Evet. Yani, hiç kadar olabilir. Hiç kadar olabilir. Belki evet. Oradaki işte aşiretlere, ailelere... Kendi yörende müzik yaparak para kazanma diye bir şey her zaman vardır. Evet. O zaman da vardır. Düğünde söylersin, evet. Şurada söylersin, burada söylersin ama... ekmek peşinde koşmak zorunda. Evet. O yüzden ilk önce tabii ki de ekmeğin peşinde bir koşardım. Onun haricinde de o artık orada ne kadar meslek olarak yapılabilir bilmiyorum ama elimden geleni yapardım. Olmadı en kötü toplardım ailemi, onlara söylerdim. Vazgeçmezdin diyorsun. Yani bir tutkun varsa vazgeçmezsin ama orada işte yapılabilecek şey ne o dönem onu bilmiyorum. Yani neyse ama o olmuş yapılabilecek. Bir şey, buldun bir şey. 20'lerin başlarında da Diyarbakır'da Diyarbakır Musiki Cemiyeti var çok süper. Şükür. Orada müziğe başlıyorsun. Yazdığın şiirler rolündeki notalarla birleşip can bulmaya başlıyor. Tam da o dönemde Gül isimli genç çok güzel bir kadına aşık oluyorsun. Bütün şiirlerini onun için yazıyorsun. Sık sık onun yaşadığı mahalleye gidip onunla sadece birkaç dakika geçirebilmek için sokaklarda bekliyorsun köşe başlarında. Şarkılar, türküler söylüyor. Bütün kalbini ona açıyorsun. Ancak aşkın maalesef karşılık bulmuyor. Tam da sevdiğin şeyi yapmaya başlamışken hani musiki cemiyeti falan aşkına karşılık alamayınca ne hissedersin acaba? Mesela aşkından vazgeçer misin? Vazgeçmezsin bence. Vazgeçmem. Tam tersi o şiirlerime ve yaptığım şarkılara yansıyabilir. O duygusal
hayal kırıklığı ve duygusal çöküntü mesleğimde bana bir farklı bir tat olarak geri döner diye düşünüyorum. Büyük bir hüsran yaşıyorsun elbette ve üzüntünü müzikle telafi etmeye çalışıyorsun. Hı. Yaşadığın şehir Diyarbakır artık sana dar gelmeye başlıyor. Çok mutsuzsun, Diyarbakır'da sana dar geliyorsa ne yaparsın? İstanbul'a giderim. Ya klasiktir ya, İstanbul'dur yani. Niye Antep'e değil de İstanbul? Bilmem. Ankara işte. Ankara müziki cemiyeti araştırırım. Öyle oluyor. Çok kestirmeden gittin söyleyeyim. İstanbul'a geliyorsun. İstanbul. Evet. Hemşerilerini bulup... Kapanı. O zaman var mıdır bilmiyorum. Hemşerilerini bulup onların yanına yerleşiyorsun. Daha önce hiç görmediğin büyük bir şehirdesin. Tabii ki hayat şartları çok farklı ve zor. Üstelik müzik yapmak daha da zor. Bir dokuma fabrikasında iş buluyorsun ve çalışmaya başlıyorsun. Çalışmak mecburi. Peki acaba müzik yapmaya devam edebiliyor musun? Eder misin? Yani etmeye gayret eder misin? Diyarbakır'da ettiysem İstanbul'da da ederim. Mutlaka müziği nerede yapabileceğimi, kendimi evet nerede gösterebileceğimi dair gazinolar mı var o dönem orada? İşte müzik cemiyetlerim var. Kapı kapı dolaşırdım. Kapı kapı gezerdim ve o istediğim tutkusunu duyduğum mesleği yapmanın bir yolunu arardım. O sırada tekstil fabrikasına yedeğini mi bırakıyorsun? Yok, bırakmıyorum. Akşama bütün kadar deli gibi çalışıyordum. Valla ben de işte o şirkette bütün gün çalışıyordum. Sonra gidiyordum oyunculuk kursuna, eğitimime gidiyordum. Çalışıyordum, elimden geleni yapıyordum. İşte ajans kimseyi tanımaz. Sene kaç? Kapı çaldım. Sene mi? İşte. 2000? Hiç fark etmez bence. Sene ne olursa olsun. Ya tekstil fabrikasında işçisin. Tamam, kaçta çıktım işten? Bilmem. Zemeri'de çıkmışsın. Yok mu o dönem gazino şey? Gittim. Çalarım kapıyı. Ben giderim ama. Yani. Çalarım kapıyı. Kapı. Benim sesim çok zorlarım güzel. Zorlarım diyorsun. Zorlarım. Işte. Sonuna kadar. Peki. Fabrikada çalışırken hiç unutamadığın imkansız aşkın için bir şarkı besteliyorsun. Şans eseri hemşerin olan bir film yapımcısıyla tanışıyorsun. Diyarbakır'dan birisi. Yani İstanbul'da. Onun bir filminin müziklerini yapıyor. Hatta filmde küçük de bir sahnede rol alıyorsun. Aşkın için yaptığın şarkı da bu sayede duyuluyor ve dönemin en ünlü solistlerinden biri tarafından alınıp seslendiriliyor. Şarkının ve müziğin duyulması, ve müziğinin duyulması seni mutlu eder mi? Çok mutlu eder. Gizli aşka yazılmış, evet. Çok mutlu eder. Orada gizli aşkı düşünür müyüm bilmiyorum ama yıllardır içimde büyüyen, yapmak istediğim bir şeyin açığa çıkıyor olması ve önemli bir ses tarafından seslendiriliyor olması yani muazzam bir başarma duygusu ve bir oh sanırım bir sınırı geçtim ve bundan sonra burada bir yolda yürüyebilirim hissi gelir. Atölyeyi bırakalım mı? Paraya bağlı. Peki, bence sinema sektörüne geçtin. Geçersin, evet. Geçebilirsin. Ne hissedersin evet. Şimdi? Daha başarmış, daha mutlu. Öyle mi? O zamana kadar inandığın şeye de... inandığın bir şeyi hayata geçirebiliyor olmak müthiş bir haz bence yani bu hayatta. En azından sanatın bir dalına bordo ettim gemiyi. Tekneyi, kayığı, sandalı. Artık yolun daha açık çünkü yapmış olduğum bir yol var. Yani bir adım atılmış, büyük bir adım yani. İlk adım da en zor adımdır. O yüzden o adımı atmışsın. Hala parasızsın. Parasızım ama motivasyonum artar ve yani iş işi çeker ya mutlaka yani bir şey olacak artık bir yere gitti mi ciddiye alınırsın. Bak benim şarkımı o söyledi gibi. Yeşilçam'ın büyülü dünyasına girdikten sonra artık kendini tamamen oraya adıyorsun. Bir yandan küçük rollerde ekmeğini kazanıyorsun. Bir taraftan film müzikleri ve şarkılar yapmaya devam ediyorsun. Bestelerin filmler sayesinde popüler oluyor. Yönetmenler seninle iş yapmak istiyorlar. Ancak dönemin popüler isimleri kadar ve onlar gibi yükselemiyorsun. Hem müzisyen hem oyuncusun. Sen de başkaları gibi duyulmak, popüler olmak istemez misin? İstemez miydin? İstersin. Yani sen de üretiyorsun, elinden geleni de yapıyorsun. Tabii ki de daha çok başarmak, şarkılarının daha çok duyulması kim istemez ki? Niye yükselememiş? Niye yükselemedin sen? Şimdi ya bestede problem var.
ya o film izlenmedi, şarkı karambole geldi. O dönemki şartlar bilmiyorum orada işte. Hiç kolay belki değil öyle bir aurası yoktu. Belki aurası vardı. Belki o dönem torpili var bu işin. Düzeni var. Bilmiyorum yani. İlişki kültürü var. Ahbap çavuş ilişkisi 1920. Var. 1920 nasıl bir sektör? Halbuki 2020 öyle mi? 2020'de ne ahbap çavuş ilişkisi ne torpili doğru, doğru. Onlar yok. Evet. O zaman fenaymış demek ki. Sevdiğin kadın yeni bir hayat kurduğu için ona bir daha ulaşamıyorsun. Çünkü seni bekleyecek hali yok. Zaten sana karşılık vermemişti. O evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Şarkıların ve oyunculuğun duyulmaya başladıktan sonra bütün bestelerini o ilk aşkın için yazmaya, bestelemeye devam ediyorsun. 100'den fazla filme müzik yapıyorsun. İş nereye gidiyor bak. Ünlü müzisyenlere şarkılarını veriyorsun. Sevdiğin kadını da unutamadığın için hiç evlenmiyor. Yalnız olmak, yalnız yaşamak, yalnız kalmış olmak seni üzer mi? Bence ondan zevk alıyorum ben. İnsan bir kere mi aşık olur diyorsun? Hayır. İnsan bir defa aşık olmaz. Bence o acıdan zevk alıyor. Yani öyle düşünüyorum. Kavuşamamaktan mı kışkırıyor diyorsun? Evet. Yani o onu besliyor olabilir. Öyle insanlar var. Evet. Kavuşursanız aşık olur, kavuşamazsanız efsane olur. Adam efsane mi oldu? Evet. Ya acıyı özellikle tercih eden insanlar da var. Sence kimden bahsediyoruz? Aklına birileri geliyor mu? Çıkacak şey biri yok. Gelmiyor da merak ettim. Peki, isminden önce biraz müziğinde ama zaten göreceksin kim olduğunu. Tanışalım mı bu hazin adamla, yerine geçtiğin kişiyle tanışalım. Aslında gayet iyi tanıyoruz. Geliyor. Sesinden dinledik. Sami Hazin Ses tabii ki. Evet. 40 yıldan fazla sinema sektörüne emek veren Sami Hazin Ses sayısını kendisinin bile bilmediği kadar filmde rol aldı. Ve yine sayısını kendisinin bile bilmediği kadar film müziği yaptı. Unutulmaz besteleri akıllara kazındı. Derdimi kimlere desem. Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses'in de söylediği Yeter Ağlatma Beni ve Şoför Nebat filmini çok iyi hatırlayacaksın. O filme yaptığı müzikle aynı adı taşıyan şarkıyla unutulmaz eserlerin sahibidir. Aktör, müzisyen ve şair Sami Hazinses gerçek ismiyle Samuel Agop Uluçyan. Ermeni kimliğini hep saklamak zorunda kaldı. İstanbul'a gelince hemşerileri Vahiy Öz, Kenan Pars, Danyal Topatan, bunlar başka Ermeni şeyler. Adela Naşit, Adile Naşit yani gibi ismini değiştirmeye mecbur kaldı. Hep yalnız yaşadı ve ilk aşkı Gül'ü hiç unutmadı. Yaşı ilerlediği zamanlarda önemli rahatsızlıklar geçirdi. Çok parasızdı. Tedavi sürecinde hastanede 7 kişilik bir odaya yerleştirildiğinde arkadaşları ayağa kalkmış. Onu tek kişilik bir odaya almak istemişler. O da demiş ki ellemeyin ben hayatım boyunca yalnız yaşadım. Şimdi 7 kişilik bir yerde en azından kendimi yalnız hissetmiyorum. Burada yalnız kalmak da istemiyorum demiş. Uzun zaman işsiz de kaldı. Birkaç küçük filmde sonradan rahatsızlık sonrasında dizide oynayabildi. Hastalanınca zor günler yaşadı ve kapısını çalan pek de kimse olmamış ne yazık ki. Son olarak yerleştirildiği huzur evinde rahatsızlıkları ağırlaştı ve 2002'de sadece huzurevi sakinlerinin katıldığı bir merasimle aramızdan ayrıldı. Sevgili Sami ya da Samuel, bu kadar yetenekli ve özel bir insanken başka bir hayatın olsun ister miydin? İstemezdim ama acı bir ayrılık yaşamış. Yani kimsenin olmaması, cenazede bu kadar çok filme dokunup bu kadar çok yani Müzeyyen Senar şarkılarına kadar besteler yapmış, şarkı sözü yazmış birinin bu kadar yalnız bırakılması ve dokunmayın bana, hep yalnızdım 7 kişiyle beraber orada. Yani çok enteresan bir final. Çok ilginç. Çok ilginç bir öykü yani. Gül'e kavuşsaydın yeni hayatın böyle olur muydu acaba? Olmazdı.
Olmazdı değil mi? Olmazdı. Yani belki de İstanbul'a hiç gelmezdin. İstanbul'a hiç gelmezdim. Belki daha mutlu yaşardım. Yani çünkü ya sonunda söylediği beni çok etkiledi ya. Hayatım boyunca yalnızdım. Yalnızdım. Şimdi 7 kişi. Demek ki mutlu olmamış yani. Değil mi? Onu tercih etmiş gibi gözükse de, bir an öyle düşündürse de bizi, büyük resme baktığın zaman ömrünün sonunda bu cümleyi kurması mutlu olmadığı anlamına geliyor. Kimseler yok bir de. Şu şans meselesine bir dönelim mi? Aşkına karşılık bulmamak bir şanssızlık mı? O şanssızlığın getirdiği hayat, üretim süreçleri, macera, buralara evrilmesi hayatının. Sence şans mı, şanssızlık mı, talih mi, talihsizlik mi? Ne dersin? Zor bir cevap. Evet, çünkü öbür yolu bilmedik. Yani öbür yolu tercih etseydi ne yaşayacağını bilmediğimiz için... belki Diyarbakır'ın en büyük poşucusu olacaktı. Belki öyle olacaktı. Belki de daha negatif bir şeyler yaşayacaktı. İşte herkesin hayat yolu. İlerleyen yaşlarda unutulmak nasıl bir şey acaba? Çünkü Sami Azınses'in, Samuel'in hayatında bir parça, bir en azından seyircisi tarafından değilse bile tanışları tarafından unutulmak var. 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 Bence aynı zamanda birçok insanın da başına bu geliyor. Üç gün oldu artık her şey. İşte üç gün bir şeyler söyleniyor ölenin arkasından, sonra kimse hiçbir şey hatırlamıyor. O kadar çok beynimize de gereksiz bilgiler, gereksiz bir, bu çağla da alakalı bence. O kadar çok giriş oluyor ki herhalde artık bir şeyleri çok daha çabuk unutuyoruz, çok daha az önemsiyoruz. Bana çok ilginç geliyor ölümler. Yani çok çok daha kendini görece göstermiş, daha göz önünde olan insanların da, sanatçıların da bakıyorsun vefat ediyorlar gerçekten üç gün. Belki de hayat böyle bir şey. Belki hep öyleydi. Bilmiyorum. Tabii ki de birkaç efsane hep var. Onlar da yaşatmaya çalışıyor bazen. Hepimiz çalışıyoruz. Ama ne kadar samimiyiz, ne kadar da bunu başarabiliyoruz, o da bence ayrı bir konu. Neyse ki unutulmayacak şeyler var. Şarkıları var ismiyle. Evet. Filmleri var. Has sinema seyircisinin unutacağı birisi değil. Sami Azinses, Samuel. Rahmetle anıyoruz. Değerli oldu göstermek. Evet, evet. Evet. Peki sana gelelim. Yetenek nedir Kaan'cığım? Yetenek... doğuştan, işte bu örnekte olduğu gibi doğuştan geldiğine ben de çok inanıyorum. Yani bazen... çok iyi bir sesle doğuyorsun. Tabii ki de onu işlemek, onun üzerine koymak, onun üstüne çalışmak, işte o yeteneği değerli hale ve çok daha geliştirebileceğin bir hale getirmene bir yol açıyor. Yani çalışmazsan ve üzerine koymazsan tek başına yeteneğin de bir anlamı var mı? Gene de var. Ama yeteneğini keşfedip üstüne koyarsan işte o zaman daha da değerli bir hale geliyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Yani yeteneğin olmaması bir problem. Evet. Varlığı da yeterli değil. Muhakkak çalışmayla, değil mi? Gayretle, birikimle, donanımla taşlandırılması, deneyimle taşlandırılması gerekiyor. Şöhret ne demek peki? Şöhreti sorayım. Dolayısıyla sonrasında hani unutulmak nasıl bir şey gelir? Şöhreti o nedenle birazcık... Şöhret dendiği zaman ben daha tabii büyük bir şey aklıma geliyor. Atıyorum sana Michael Jackson bir şöhret yani. Şimdi o bir şöhretse ben şöhret değilim. Belki hiç olmayacağım. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Öyle bir yerden girdin ki hiçbirimiz bir şey olamayız artık. Michael Jackson'dan bütün sektörü hepimizin sektörü bitirdi. Tanınmış olmakla ilgili bir şeyler düşünüyorum. Evet yani kelime açılımı o. Tanınmış olmakla alakalı. İşte biz Türkiye'de işte sen bir şöhretsin. Efendime söyleyeyim. Unutulmamakla ilgili de biz şimdi göz önünde bir iş yapıyoruz ama benim hiç unutulmayayım ya da unutulmayalım gibi bir yani öyle bir duygum hiç olmadı. Ki herkesin de unutulduğuna ve çok çabuk unutulduğuna inanıyorum. Işte belki biri... işlerimiz, yaptığımız işlerimiz keşke unutulmaz olsa. İçinde bulunduğumuz işler.
kalıcı eserler vermek manasında söylüyorum. Yani kalıcı bir şeyler yapabilmek adına. Belki öyle. En değerli şey o zaten. Evet. O zaten ya bence bizim yaptığımız mesleğin en güzel tarafı veya sanatla uğraşanların en güzel tarafı, bir şey yapıyorsun ve o eser orada kalıyor. Yani bizim seninle yaptığımız film işte 20 sene sonra işte izlenebilir. 30 sene sonra silinmeyecek, kayıtlar da olacak. Kayıtlar da olan ulaşan şey. Bakacak. Dizler için tabii aynı şey bence geçerli değil. Evet. Ama o zaten daha hızlı tüketilen bir şey. Evet. Ondan da unutulmazlık beklemiyoruz her diziden. Ki onun da var, hiç unutulmazları oluyor. Oyunculuk seni mutlu ediyor mu? Ediyor. Yani sevdiğim bir meslek yapıyorum. Bu mesleğin rutin olmaması, sürekli değişen işte yeni hikayelerde olmak, yeni insanlarla, yeni ekiplerle, yeni yolculuklara çıkmak çok mutluluk verici benim için. Fiziki avantajlarının senin hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor musun? Bundan kastım ne? Yakışıklı bir genç adam olmak. Vallahi ben biraz... Bu nedenle mi mesela tercih mevzunu, ettin acaba? Hayır, çünkü bence baktığın zaman salt böyle ulan ne adam diyeceğin bir yakışıklı değilim. Yani çok daha yakışıklı insanlar var. Ben bu işin bir aura meselesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ekranın. Tiyatro sahnesi daha başka bir şey olabilir. Biraz çok yorumlamak orayı haddim değil diye düşünüyorum. Çünkü çok tecrübe ettiğim, deneyimlediğim bir şey değil. Seyirci olarak çok dahil oldum. Az tecrübem var ama ekran mutlaka bir aura ister. Bazen çok daha iyi bir oyuncuyu ekrana koyarsın. Daha az, yani göreceli tabirle başka bir oyuncu seni sadece aurasıyla, bir duruşuyla, bir bakışla etkileyebilir. Ve ben, sen kariyer yolculuğumu biliyorsun, hep karakter seçmeye çalıştım. Hiç güzel adam, işte bilmem ne yapılan adam gibi tek tip gitmek yerine işte biraz daha karakter oyunculuğu, biraz daha farklı rollerde kendimi görmek, deneyimlemek, oraları açmak, yeni bir şeyler katmak. Birbirine benzemeyen kendime. Şeyler oynamak. Evet, hep ona çabaladım. Hep de ona çabalayacağım. Evet. Seni en iyi tanımlayan şeyi sorarak bitireyim. İçim dışım benim çok bir, öyle inanıyorum. Hı. Dürüst bir insan olduğuma inanıyorum. Bir de neşeliyimdir ben. Onlar tanımlar değil. Kolay kolay kaybetmez misin neşeni? Kaybetmem. Diyarbakır'ın Kırkpınar köyünde yokluk içinde büyüdün. Türküler söylüyorsun, yazıyorsun. Hayatına nasıl devam edersin öyle bir tutkun varken? İlk önce tabii ki de ekmeğin peşinde bir koşardım. Olmadı en kötü toplardım ailemi, onlara söylerdim. Diyarbakır Musiki Cemiyeti var. Orada müziğe başlıyorsun. Tam da o dönemde çok güzel bir kadına aşık oluyorsun. Bütün şiirlerini onun için yazıyorsun. Ancak aşkın maalesef karşılık bulmuyor. Aşkından vazgeçer misin? Vazgeçmem. Tam tersi o şiirlerime ve yaptığım şarkılara yansıyabilir. Bir film yapımcısıyla tanışıyorsun. Onun bir filminin müziklerini yapıyor. Hatta filmde küçük de bir sahnede rol alıyorsun. Şarkının ve müziğinin duyulması seni mutlu eder mi? İçimde büyüyen, yapmak istediğim bir şeyin açığa çıkıyor olması ve önemli bir ses tarafından seslendiriliyor olması muazzam bir başarma duygusu ve bundan sonra burada bir yolda yürüyebilirim hissi gelir. Sevdiğin kadını da unutamadığın için hiç evlenmiyor ve tek başına yaşıyorsun. Yalnız kalmış olmak seni üzer mi? Bence ondan zevk alıyorum ben. Bence o acıdan zevk alıyor. Sami Hazinses sayısını kendisinin bile bilmediği kadar filmde rol aldı. Ve yine sayısını kendisinin bile bilmediği kadar film müziği yaptı. Peki sana 5 tane hikaye anlattım. Sen de onu derinleştirmemize çok yardımcı oldun. Yarın en çok hangisi aklımda kalır acaba? 5 hikayeden hangisi ya da hangileri mi diyeyim? Hangisi? Ailesi hikayesi çok enteresandı. Evet, değil mi? O çok enteresandı. Evet. Hepsi etkileyici tabii ki de. 6 ayda yatağa bağlanırsın, 1 yılda hayatını kaybedersin denen adam 10 yıl sonra yeni bir bebekle fotoğraf çekmeye devam ederek, hayata tutunarak, yamaç paraşütü yaparak, aşık olarak, aşık ederek kendine yaşamaya devam ediyor. Hayat bazen ne güzel şey, değil mi? Doğru. Çok teşekkürler Kaan'cığım geldiğin için. İyi ki buradasın. Kalbini, aklını bize açtın. Sağ ol, var ol. Ben de çok teşekkür ederim. Çok iyi geçsin. Bütün yılların iyi geçsin kardeşim. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Efendim önümüzdeki hafta yine empatiyle, yeni bir empati deneyimiyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.